uzun zamandır Ankara JITEM davası olarak bilinen Mehmet Ağar ve arkadaşlarının Ankara'da ve bu bölgede İç Anadolu'da 19 kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılandıkları davada mahkeme istinaf dairesinin bozma kararına rağmen, esastan bozma kararına rağmen bir kez daha beraat kararı verdi. Elbette bu bizi şaşırtmadı çünkü Türkiye'de cezasızlık politikası izleniyor ve bu maalesef yargıda bir kültür halini almış durumda. Ancak biz hakikat ve adalet mücadelesini sürdüreceğiz. Bunun özellikle bilinmesini istiyoruz. Aslında bugün çıkan kararla ilgili çok fazla bir şaşkınlık içerisine girdiğimi söyleyemem. Bunları biz daha önce de zaten aktardık. Bir önceki mahkemede, yani daha önceki karar duruşmasında bir umudumuz vardı. O dönem için bir umudumuz vardı ama bugün gelinen noktada artık Türkiye sınırları içindeki hukuk sisteminin bizlere herhangi bir şekilde adaleti vaat etmediğini veya bunu bize uygulamayacağını artık tamamen görmüş olduk. Pek tabii bu olumsuz havanın bir karşılığı olarak şöyle söyleyebilirim ki bizim mücadelemiz aslında bugün başlıyor. Bugün itibariyle başlıyor. Çünkü biz aslında sevdiklerimizi nasıl ki faili meçhul bir cinayete kurban verdiysek, bugün de sokaklarda bu faili meçhul cinayetlerle ilgili kimlerin suçlu olduğunu düşünüyorsak bunların isimlerini haykırmaya ve sürekli olarak onların akıbetini sormaya zaten devam edeceğiz. Bu bizim için su götürmez bir gerçektir. Bizim mücadelemiz dediğim gibi bugün tekrardan başlıyor. Bu mücadele içinde sokaklarda ben şahsım adına söylüyorum, biz kayıp çocukları olarak sadece sevdiklerimizin akıbeti için değil, bizim gibi 17 bin faili meçhul cinayete kurban giden insanlarımızın çocukları, büyükleri, anneleri, babaları için bu mücadeleyi vereceğiz. Dosya içerisinde maddi nitelikli çok ciddi deliller olmasına rağmen mahkeme bunları araştırmaktan imtina etti. Evrensel hukuk kurallarına aykırı hareket etti. Bu çok net olarak en basit bir hukuki gözlemle incelendiğinde dahi görülecek bir durum. Dolayısıyla mahkemenin bugün söylediği, bizim adliyelerimizden herhangi bir adalet beklemeyiniz. Bunu söylüyor. Sadece bize söylemiyor. Aynı zamanda bu ülkenin ciddi bir kesimini oluşturan bir nüfusa da bunu söylüyor. Adını da koyalım, Kürt nüfusuna bunu söylüyor. Kürt halkının bu anlamdaki adalet arayışı devam edecek, sonuçlanmayacak. Adalet bulununcaya kadar, biz adaleti hukuk çerçevesinde buluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Yani şunun altını çizmek gerekiyor. Bu dosyada yargılanan sanıkların bir kısmı hala devletin önemli mekanizmaların içerisinde yer alan kişiler. Dolayısıyla bizim gördüğümüz süreç de bir yargısal süreç değil. Çok politik bir süreç. Hala devletin içerisinde bu mekanizmaların devam ettiğini, bir şekilde barındırıldıklarını gösteren de bir gün oldu bugün mahkemenin tavrı. Bizim açımızdan bunu gösterdi. Biz mahkemenin değil aslında asıl olarak devletin içerisindeki bazı mekanizmaların tavrını ve durumunu gördük. Bu beraat kararı bunu gösteriyor. Dolayısıyla bu mücadele ne siyaseten ne hukuken bitecek bir mücadele değil. Bizler de Halkların Demokratik Partisi Hukuk Komisyonu olarak bu davanın ve tüm faili meçhul dava dosyalarının takipçisi olmaya, katılanların müdafiliğini yapmaya devam edeceğiz. Bu mücadele düşmeyecek, sürecek. Elbette ki bu dosyalarda ve diğer faili meçhul dosyalardaki katilleri göstermek, yargılama süreçlerinde yargılandıklarını görmek de başka bir aslında mücadelenin sonucu. Yine kendiliğinden biz gelmedik buralara. Evet, beraat karar beklemediğimiz bir karar değildi. Ama bu kadar usulsüz yöntemlerle yine hukukun tüm kuralları çiğnenerek bu kadar hızlı verilmesi bize devletin bu mekanizmalardan hala medet umduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bunu kabul etmiyoruz, bu kararı da kabul etmiyoruz. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Bütün bu süreçte aslında Türkiye'nin tarihimizde bütün bu işlenen ağır insan hakları ihlalleriyle hiçbir şekilde yüzleşilmemiş olduğunu gördük. Yüzleşilmedikçe yeni suçlar işleniyor. Cezasız bırakıldıkça yeni suçlar işleniyor. Cezasızlık cezasızlığı getiriyor. Son olarak bu davayla ilgili hepimizin aklındaki belki de tek soruyu sormak istiyorum ben.
Mehmet Ağar ve diğer sanıkların hepsi tüm cinayetlerden beraat ettiyse eğer, bu 19 insanı kim öldürdü?